Hendek Savaşı'ndan sonra Medine yakınlarındaki Beni Kurayza Yahudilerinin yurtları onların ihanetlerinden dolayı kuşatılmıştı. Resulullah'ın ordusuyla geldiğini gören Yahudiler kale kapılarını kapatırlar. Resulullah'a, ashabına ve aile efradına hakaret etmeye başlarlar. Hatta Yahudi kabilesinin lideri bizzat hakarette bulunur. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızar, asasını onlara doğru kaldırarak şöyle seslenir. Ey maymunların ve domuzların yeğenleri! Resulullah doğru söylemiştir. Kur'an'da Rabbimiz İsrailoğullarının suretlerinin hayvana dönüştüğünü bildirmektedir. İçinizden cumartesi istirahat günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara sefil maymunlar olun dedik. Resulullah'ın bu hitabını duyan Yahudilerin lideri şöyle der. Ya Muhammed, senden hiç beklenmeyen bir söz söyledin. Bugüne kadar senin ağzından bu tür hakaret eden bir söz çıktığını duymamıştık. Bu söz üzerine Resulullah mahcup olmuş, hedeften elindeki baston yere düşmüştür. İşte örnek insan, işte aksiyon insanı, fikir insanı, düşünce insanı, işte evrensel insan, rahmet peygamberi. Kafir doğru söyledi. Mekkeli müşrikler Uhud'dan tamamen çekilip gittikleri zaman başta peygamberimiz olmak üzere Müslümanlar savaş meydanına geldiler, şehit olanları buldular. Uhud ashabından bir zat şöyle dedi. Ben halkın çarpışmaktan yüz çevirdikleri sırada şu ağaçların yanında Hamza'yı gördüm. Yüksek sesle şöyle dua ediyordu. Ben Allah'ın ve Resulünün arslanıyım. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdikleri kötülüklerden uzak durur, sana sığınırım. Şu Müslümanların yaptıkları bozgunculuklardan dolayı da senden özür ve af dilerim. Bu arada Haris bin Sümme, Allah seni aziz eylesin. Onun şehit düştüğü yeri ben de gördüm, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, git orayı bize göster, buyurdu. Haris gidip Hazreti Hamza'nın başında durdu. Karnının yaraldığını, kulaklarının ve burnunun kesildiğini gördü. Ya Resulallah, vallahi onun cesedine işkence yapılmış, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına vardı. Cesedinin kesilip biçildiğini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağladı. Hazreti Hamza'nın karnı yarılmış, ciğeri çıkarılmış, burnu ve kulakları kesilmişti. Müslümanlar, peygamberimizin amcasına yapılana üzüldüğünü ve onu yapanlara gadaplandığını görünce, vallahi
Eğer Allah bizi bir gün onlara muzaffer kılacak olursa, Araplardan hiçbir kimseye yapılmayan işkenceyi onların cesetlerine yapacağız, dediler. Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedinin başına gelerek şöyle buyurdular: ben bunun kadar beni gadaplandıran bir yerde durmamıştım. Ey Resulullah'ın amcası, ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza, ey hayırlar işleyen Hamza, ey üzüntüleri gideren Hamza, ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza, Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler işlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük üzüntü içinde bulunurken halası Hazreti Hamza'nın kız kardeşi Hazreti Safiye de şehitlerin yanına yaklaşmaktaydı. Uzaktan peygamberimizi görünce sordu: ya Resulallah, anamın oğlu Hamza nerede? O şehit düşen Müslümanların arasındadır. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız. Hazreti Safiye, Hazreti Hamza'nın cesedinin yanına oturup sessizce ağlamaya başladı. Onunla peygamberimiz de ağladı. Hazreti Safiye sesini yükseltince peygamberimiz de yükseltti. O sırada Hazreti Fatma da gelip ağlamaya başladı. Peygamberimiz onunla da ağladı. Ashab'tan Edra'us Sülemi anlatıyoruz. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i korumak üzere nöbet tuttu. Gece ilerlemiş, ortalıkta kimseler yoktu. Ben mescidin çevresinde dolaşıyordum. Bir ses duydum: ey insanlar! Yeryüzündeki bütün nimetlerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Birden yüksek sesle Kur'an okuyan bir adam peyda oldu. Ses o kadar gür çıkıyordu ki Resulullah uyandırdı. Az sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam dışarı çıktı. Ben, ey Allah'ın Resulü, bu adam riyakardır, dedim. Fakat kainatın efendisi hiçbir şey söylemedi. Aradan epeyce zaman geçti ve bu adam Medine'de öldü. Defin için hazırlık yapıldı ve tekfin işlemi bitirildi. Ashab tabutunu taşıdı. Kainatın efendisi şöyle buyurdular: ona rıfkla muamele edin. Allah ona rıfkla muamele etti. Zira o Allah ve Resulünü severdi. Resulullah onun kabrini kastırdı ve kabrini geniş tuttu. Allah ona geniş davrandı, buyurdular. Ashabından biri şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, siz buna üzüldünüz.
Doğru üzüldüm. Çoğu Allah ve Resulünü seviyordu. Mekke fethedilmiş, İslamiyet'in önündeki önemli bir engel ortadan kalkmıştır. Kainatın efendisi, İslam devletinin başkanıdır ve emri altında Arap Yarımadası'nın en güçlü ordusu bulunmaktadır. Mekke çevresinde bulunan müşrik kabileleri bir araya gelerek bir ordu oluşturdular. Bunların başını Hevazinler ve Sakifler çekiyordu. Bunların düşüncesi şuydu: bugün Hazreti Muhammed tehlikesine karşı tedbir almazsak, bugün Mekke'nin başına gelenin yarın da bizim başımıza gelmesi kaçınılmazdır. Gelen haberlerde 15 ile 20 bin arasında bir mevcutları olduğu bilinmektedir. Düşman ordusunun hazırlanıp yola çıktığı haberi Mekke'ye ulaşınca kainatın efendisi ordusuna harekat emrini verdi. İslam ordusu da 10 ila 15 bin arasında bir mevcuda sahipti. Mekke'nin fethedilmiş olması Müslümanlara önemli bir moral vermiş, kendilerine olan güvenleri çoğalmıştı. Hatta güven o dereceye varmıştı ki Beni Bekirlerden bir mümin şöyle dedi: ya Resulallah, artık bugün sayımızın azlığından dolayı yenilmeyiz. Bu ve benzeri sözler ordunun içinde konuşuluyordu. Bu sözler kainatın efendisinin kulağına gittiğinde üzülmüş, bu sözleri söyleyenler için tövbe ve istiğfarda bulunmuştu. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Zafer elde etmek için sayı çoğunluğunun bir önemi olmadığı açıkça biliniyordu. Müslümanlar bu havayla savaşa giderlerken düşman ordusu daha planlı hareket ediyordu. Hatta stratejik önemi olan bir yerde İslam ordusuna pusu kurmuşlardı. Bu pusudan Müslümanların haberi yoktu. Moral ve kendilerine güven içinde ilerleyen İslam ordusu bir anda bir pusuyla karşılaştı. Düşman okçuları fırtına misali İslam ordusunun üzerine ok yağdırıyordu. Bir anda ne olduğunu anlayamadan İslam ordusunda bir panik yaşandı. Çoğunluk can derdine düşmüş, kaçmaya başlamıştı. Düşman da bunu fırsat bilerek bütün gücüyle saldırıya geçmişti. Düşmana zafer, mümine mağlubiyet gözüküyordu. Kainatın efendisi çok zor duruma düşmüştü. Bir yandan ordusunu toplamaya çalışıyor, diğer yandan da düşmanın üzerine gidiyordu. Kainatın efendisi seslendi: ey Allah'ın kulları! Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey muhacirler topluluğu! Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey muhacirler! Ey muhacirler! Ey ensar! Ey ensar! Kainatın efendisi sesleniyor ancak kargaşa ve panik devam ediyordu. Efendimizin yanında Ebu Bekir, Ömer, Ali, Abbas ve 100 civarında sahabe kalmıştı. Onlar da canla başla mücadele ediyorlar, düşmanı kainatın efendisine yaklaştırmamaya çalışıyorlardı. Müzik
Hazreti Abbas gür sesiyle bilinirdi. Kainatın efendisi amcası Abbas'a, "Ey Abbas, sen onlara, ey ensar topluluğu, ey semure ağacının altında beyat etmiş sahabeler topluluğu diye seslen." buyurdu. Hazreti Abbas'ın gür sesi dalga dalga bütün vadiye yayıldı. Her bir kulağa ulaştı. "Ey semure ağacının altında biat eden ensar cemaati, ey muhacirler, Resulullah'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? Allah'ın Resulünü kime terk ediyorsunuz?" Hazreti Abbas'ın bu seslenişi dağılan ordu üzerinde müthiş bir etki uyandırmıştı. Sanki müminler derin bir uykudan uyanıyorlardı. Bu uyanış öyle bir uyanıştı ki sesi duyup geri dönmeye çalışanlar bineklerine hakim olamıyordu. Kargaşadan ürken binekler geri dönmüyordu. Hazreti Abbas'ın "Allah Resulünü kime terk ediyorsunuz?" nidası ashabı yayından çıkan oka çevirmişti. Bineğini döndüremeyen bineğini terk ediyor, elde kılıç yaya olarak Resul-i Ekrem'in çevresine halka oluyordu. Bir imtihandı, gelip geçmişti. Bundan sonrasını düşman ordusu düşünecekti. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır. Müminler şiddetli bir saldırıya geçmiş, şimdi düşünme sırası düşman tarafına geçmişti. Kainatın efendisi düldülün üzengisine basarak doğruldu ve "Şimdi tandır tutuştu, harp kızıştı." buyurdular. Kısa süre sonra zafer müminlerin oldu. Fethinin hemen sonrasıydı. Mekke'nin önemli kabilelerinden birine mensup soylu bir kadın hırsızlık yapar. Hırsızlık yapan kadının ailesi durumun ciddiyetini bildiklerinden bir aracıyla durumu kainatın efendisine bildirerek kadının affedilmesine çalışmaktadırlar. Üsame bin Zeyd, kainatın efendisinin çok sevdiği, kendi evladı gibi gördüğü bir gençtir. Hırsızlık yapan kadının yakınları Üsame'ye giderler. "Ya Üsame, falanca bir yanlış iş yaptı. Yaptığından da pişmandır. Resulullah seni sever. Aracı ol da kadının eli kesilmekten kurtulsun." Üsame kadının yakınlarını dinler ve kainatın efendisiyle arabuluculuk yapacağını söyler. Üsame kainatın efendisinin yanına varır. Durumu Resulullah'a arz eder. Kainatın efendisi dinledikçe yüzünün şekli değişir. Üsame sözü bitirdiğinde rengi tamamen değişmiştir ve Üsame'ye çıkışır. "Sen kötülükleri önlemek için Allah'ın koyduğu bir kuralı çiğneyerek ortadan kaldırmak için söz söylüyor ve benim de buna uymamı istiyorsun." "Ya Resulallah, bu uygunsuz davranışımı affet. Rabbimden de beni affetmesi için dua et." Akşam olduğunda namazdan sonra ashaba hitap eden kainatın efendisi şöyle buyururlar. "Sizin önceki kavimlerin helak olmasına sebep, onların içlerinden şerefli,
zengin, makam sahibi bir hırsızlık yaptığı zaman onu cezasız bırakırlardı. İçlerinden fakir, güçsüz, zayıf bir hırsızlık yaptığında onun hakkında hemen ceza uygularlardı. Muhammed'in varlığı, kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Fatıma binti Muhammed hırsızlık edecek olsaydı muhakkak onun da elini keserdim. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakın. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Gazvelerinin birinde Resulullah aleyhissalatü vesselamla beraberdik. Derken bir kavmi uğradı. Siz kimsiniz? Diye sordu. Bizler Müslümanlarız dediler. Bir kadın tandırına yakacak atmakla meşguldü ve yanında bir oğlu vardı. Tandırın alevi yükselince kadın çocuğu uzaklaştırdı. Sonra kadın Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldi ve "Sen Allah Resulüsün öyle mi?" dedi. Aleyhissalatü vesselam "Evet" deyince "Anam babam sana feda olsun. Allah Erhamurrahimin yani merhametli olanların en merhametlisi değil mi?" dedi. Kadın "Evet" cevabını alınca bu sefer "Allah'ın kullarına olan rahmeti annenin yavrusuna olan merhametinden daha fazla değil mi?" diye sordu. Aleyhisselatü vesselam yine "Elbette" buyurdu. Kadın "Anne çocuğunu asla ateşe atmaz. Daha merhametli olan Allah kullarını nasıl cehenneme atar?" dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ağlayarak başını eğdi. Sonra başını kadına doğru kaldırarak "Şüphesiz Allah hak yoldan sapıp ona itaat etmeye tenezzül etmeyen ve tevhid kelimesini söylemekten imtina eden azgın kulundan başka kullarına azap vermeyecektir." buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Efendim o kadar ki sıkıntı ve darlığı yüz hatlarından çok rahat anlaşılıyordu. O sırada yanında bulunan kızı Fatma babasının bu durumuna çok üzülüyor, elinden bir şeyin gelmediğine de kahroluyordu. "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar büyük." Kızının kendisi için üzüldüğünü gören kainatın efendisi, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur." buyurdu. Bu konuşmadan sonra kainatın efendisi ebedi alemi irtihal ettiler. Hazreti Fatma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet etti. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdi artık Cebrail'e yanacağım." Kainatın efendisi defnedildikten sonra da Hazreti Fatma şunları söyledi. "Babamın üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" Müzik
vakit Medine'de bir grup insan ok atma yarışı yapıyordu. Kainatın efendisi de o sırada oradan geçmekteydi. Seleme İbnül Ekva'yı dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda ok yarışı yapan Beni Eslem'den bir gruba yaklaştı. Onlara şöyle dedi. Ey İsmailoğulları, atın. Zira atalarınız atıcıydılar. Atın, ben falan kabileyi tutuyorum. Bu söz üzerine bir grup atıştan vazgeçti. Efendimiz sordu. Şöyle cevap verdiler. Nasıl atalım ya Resulallah? Siz öbür tarafı tutuyorsunuz. Bunun üzerine buyurdular ki, atın, ben hepinizi her iki tarafı da tutuyorum. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Annem Ümmü Süleym, Huneyn Savaşı sırasında bir hançer temin etmişti. Bu hançeri yanından ayırmıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hançeri görünce sordu. Ey Ümmü Süleym, bu da nedir? Bunu müşriklerden biri bana yaklaşacak olursa karnına saplamak için temin ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söz üzerine gülmeye başladı. Ümmü Süleym, ey Allah'ın Resulü, sizinle olup da şu Tuleka'dan hezimete uğrayan bizim dışımızdakileri öldür, dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ümmü Süleym, şurası muhakkak ki Allah bize kafiye geldi ve iyi yaptı. İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Taif kuşatmasında netice almak gecikince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dedi. İnşallah yarın yolcuyuz. Muhasarayı kaldıracağız. Bu karar ashabın pek ağrına gitti. Hemen sordular. Yani Taif'i fethetmeden geri mi döneceğiz? Kainatın efendisi de sabahleyin saldırdı, buyurdular. Sabahleyin saldırdılar ve savaşanların birçoğu yaralandı. Kainatın efendisi akşam söylediği sözü tekrar etti. Yarın inşallah gideceğiz. Bu sefer askerlerden itiraz gelmedi. Memnun kaldılar. Kainatın efendisi onların haline güldü. Kainatın efendisi bir sefer dönüşünde Safiye binti Huye ile evlenmiş olarak Medine'ye gelir. Kainatın efendisinin evlendiği haberi Ayşe validemize ulaşmıştır. Bundan sonrasını Hazreti Ayşe validemizden dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye binti Huye ile evlenmiş olarak Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Ensar kadınları yanıma gelip ondan ve güzelliğinden bana haber verdiler.
ben de kendimi tanımayacak bir hale getirip sadece bir gözüm görünecek şekilde üzerime örtü alıp onu görmek üzere yanına gittim. Karşılayanların arasına karıştım. Fakat Resulullah açık olan gözüme bakıp beni tanıdı. Bunun üzerine ben hemen geri döndüm ve hızlıca yürüdüm. Aleyhisselatü vesselam da peşimden gelerek bana yetişti ve beni kucakladı. Sonra Safiye nasıl? Diye sordu. Ben de bırak beni. Yahudi kadınlardan bir Yahudi kadındır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Zeynep odama izinsiz olarak öfkeyle girinceye kadar kumalarımın bana kızdıklarını bilmiyordum. Zeynep odama girdikten sonra Resulullah'a dönerek "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir'in kızının kollarını sana sarması sana yeterli mi?" diye çıkıştı. Sonra da bana yöneldi. Ben de ondan yüzümü çevirdim ve söylediklerine cevap vermedim. Öyle ki Resulullah dayanamayıp "Onu durdur ve kendini müdafaa et." dedi. Bunun üzerine Zeynep'e yöneldim. Gereken cevabı verdim. Öyle oldu ki bana cevap veremez hale geldi ve sonunda ağzının tüküğünün kuruduğunu fark ettim. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu durumdan memnun olarak yüzünün güldüğünü gördüm. Abbas İbn-i Mirdas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arefe günü akşamı ümmeti için mağfiret duasında bulunmuştur. Rab Teala duasına "Ben zalimler hariç ümmetini mağfiret buyurdu. Zira ben zalimden mazlumun intikamını alacağım." diye icabeti bulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ey Rabbim, dilersen mazluma kendi katından bir lütuf olarak cenneti verir, zalimi de affedersin." O akşam Rab Teala bu duasına icabet etmedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Müzdelife'de sabah namazını kılınca önceki cevapsız kalan duasını tekrar etti. Duasına arzusu istikametine cevap verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine memnuniyetinden döndü. O sırada yanında bulunan Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, "Anam babam sana kurban olsun. Şimdiye kadar bu saatlerde hiç gülmemiştiniz. Sizi güldüren şey nedir? Allah sizi sevindirsin." dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Allah'ın düşmanı İblis, Rab Teala Hazretlerinin ümmetimin hepsini mağfiret buyurduğunu öğrenince, yerden toprak alıp kendi yüzüne saçtı ve yazıklar olsun bana. Helak oldu, her emeğim boşa gitti." diye bağırıp çağırmaya başladı. Onun bu korku ve üzüntüsünü görmek beni güldürdü. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor.
Hazreti Ebubekir ticari maksatla Resulullah'ın vefatından bir yıl önce Busra'ya kadar gitmişti. Beraberinde iki kişi daha vardı. Bunlardan biri Nuayman, diğeri de Suayb İbni Hermeli'ydi. Bu iki sahabe de Bedir Savaşı'na katılmış gazilerdendi. Yolculukları boyunca Nuayman erzakları gözetiyordu. Suayb, mizahı seven, şakacı biriydi. Bir ara şöyle dedi. Ey Nuayman, bana yiyecek bir şeyler ver. Bekle de Ebu Bekir gelsin. Suayb biraz öfkelendi. Vallahi seni kızdırmasını bilirim. Bir müddet yol aldıktan sonra bir kavga oldular. Orada dinlenirken yanlarına gelen insanlara Suayb şöyle dedi. Benim bir kölem var. Satın alırsanız çok ucuza vereceğim. Gelenler alırız deyince Suayb açıklama yaptı. Ancak şimdiden söyleyeyim, kölem çenevazdır. O size ben hür kimseyim, köle değilim diyecektir. Eğer o böyle dedi diye almaktan vazgeçeceksiniz, alıcı olup da kölemle arama fesat sokmayın. Hayır, biz onu senden satın alacağım istediler ve pazarlık edip 10 deve mukabili Nuayman'ı satın aldılar. Sonra yanına gelip boynuna sarık veya ip koydular. Bunun üzerine Nuayman karşı çıktı. Bu adam sizinle alaya dönüyor. Ben yürüm, köle değilim. Adamlar, senin böyle söyleyeceğini bize haber vermişti. Yalanlarınla bizi kandıramazsın dediler ve Nuayman'ı alıp götürdüler. Derken Hazreti Ebu Bekir geldi. Durumu kendisine haber verdiler. Hazreti Ebu Bekir o kavmin peşine düştü, develerini geri verdi ve Nuayman'ı kurtardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına döndükleri zaman hadiseyi haber verdiler. Bu hadise Resulullah ve ashabı bir yıl duydular.